Ve yanımdan geçerken böyle şöyle bir hareket yapmaya başladı. Açıyor kapıyı dişlerinde falan. Bir dakika oğlum dedim, lan çağırın şunu, gel buraya. Ne yaptıysa Burak beni çıldırttı yine. Elime aldım, ne kadar kramponlu ayakkabı varsa bunun kafasına nasıl soyunma odasına depar kaçıyor. Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz böyle mutlu mutlu gülüyoruz ama öncesinde bakmayın, aslında üzülüyoruz. Beni fırçalıyor abonelerle ilgili. Hoş geldiniz. Hakikaten bu benim Burak Yılmaz'ı canım sıkılıyor. Aa, yani niye? Videolarını izliyorum, birlikte yaşamış olduğum şeyleri anlatmış. Bayağı da izlenmiş. Değil mi? Şimdi revanşını alayım da ondan görsün gününü. Ya de öyleyse biz de Burak'a konuşuruz. Hatta ya biz konuşuyoruz Yılmaz abi, yine böyle hadi çekelim falan. Bakın motivasyonunu düşürmeyin. İkinci yılımızda bir 200 binine girelim biz. Abone olun. Değil mi Yılmaz abi? Öyle 197.550'den 196.000 küsürlere düşüyorsunuz. Ya sana ben bir şey mi kabahat bizde? Yolda geçen arkadaşlarım beni gördükleri ya. Hocam ya hiç video yayınlamayacağım mı? Yayınlayacağım da Orçun'u bir yakalayabilsek. Doğru. Ben bunu söylemeden geçemeyeceğim ya. Düzenli çekeceğiz. Ona göre ayağını denk al. Üzmeyeceğiz tamam. Takipçileri. Hatta Burak Yılmaz demişken, Yılmaz abi bir konsept yapalım. Böyle senin güzel anılarını hep yazıyorlar, istiyorlar. Ana anlatsın, Yılmaz abi konuşsun falan. Burak'tan girelim. Ondan girmemiz lazım. Çünkü şu anda çok güncel benim Burak'ım. Dolayısıyla onun avantajını alalım bari. Toplayalım, like'ları, aboneleri. Toplayalım. Şimdi Burak anlatmış bizim Sinan kardeşimiz olan bir anımızı. Sinan o zaman adını vermemişti Burak, biz veriyoruz. Fransa'dan galiba gelmiş, Manisa Spor altyapısında. Burak da İstanbul'dan Manisa'ya gelinmiş. Manisa işte o zaman Vestel dönemi. Böyle bir ekonomik patlama var. Ersun Yanal'dım. Burak'ı çok istiyor. Şimdi tabii ki biz de duyduk. Biz de Antalya Spor'da can çekişiyoruz. Lige çıkmaya çalışıyoruz. O zaman birinci ligde Antalya Spor. Burak'ı da nereye bırakacaksın? Gencecik, pırıl pırıl bir çocuk. Ama Burak tabii bende derdi var. Biz şimdi altyapıda oynuyordu. Sonra ben altyapıdan yukarı adam alma bayılıyor. Sonra biz de antrenmanlara çıkar durumdaydı. Antrenman yapıyoruz falan. Takımında iki santrofor var. Taner'den Coşkun. İkisi de deneyimli, çakır çakır gol atan o ligin en iyi oyuncuları. Ondan sonra tabii Burak da var. Ben de onu altyapından yukarı aldık. Gelişeceğini anlamışız demek Burak'ın. Yakalamışız zaten Burak'cığımı. Fakat o genç yaşına rağmen onların önünde hissediyor kendini. Benim mi oynamam lazım duygusu içerisinde? Böyle sürekli bir ekşi suratı, ben niye oynamıyorum falan diye. Her oyuncunun olduğu gibi. Yanımdan geçiyor şimdi. Antrenmanı bitirdik. Düt düt bitti antrenman. Şu oyuncular yavaş yavaş gidiyorlar falan. Baktım herkes gitti. Burak kaldı arkada. Ve yanımdan geçerken böyle şöyle bir hareket yapmaya başladı. Açıyor kapıyı dişlerinde falan. Bir dakika oğlum dedim, lan çağırın şunu, gel buraya. Oğlum kafayı mı yedin, nedir bu hareket yani, ne yapmak istiyorsun? Hakikaten. Ne olacak dedi. Ağzımda kuş tutsan beni oynatmıyorsun bak, dedi. Bak harekete bak. Vay. Ya o zaman ne olacağı belli. Yani Allah göstermesin, yedek kalmasın. Ne yapıyorsun? Hiçbir zaman yedek kalmadı zaten. Asla hep böyle oynayan bir oyuncu. O hırsıyla zaten, oynama isteğiyle. O yetenekleri birleşik. Bugün Türkiye'mizi ne güzel temsil ediyor değil mi orada? Kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim. Bu ortada çok dönem var ya, bu soyunma odasında Burak anlatmıştı işte, isim vermemişti. O soyunma odası anınızı bir daha anlatsana Yılmaz abi. Ben de ondan duydum. Ya şimdi anı olayı ben kendim yaşadığım için anı gibi gelmiyor sana bana. Sana normal yani, değil mi? Günlük ben sıradan bir şey. Ben ne bileyim, bu anda işte davranmışız öyle. Fakat onlar anlatınca bir hoş çok oluyor eğlenceli tabii. Eğlenceli oluyor hakikaten. Şimdi yani onun anlattığı anı benim kendi bakışımla nasıl olmuş onu anlatayım. Evet evet, zaten. O öyle dinleyelim. Maç 2-0 Trabzonspor'u da öndeyiz. Sanırım son 10 dakikaya falan girdik. Çünkü öyle bir kalabalık var ki stat dolu. Yetiştirmem lazım bir şeyleri. Yani bir değişiklik. Çok akın akın geliyorlar. Serbest atışlar oluyor. Artık sahadan çıkamaz hale geldik kendi sahamızdan. Bir değişiklik yapalım. En azından
İşte söyleyeceğimiz o teoriyi oyunculara söylesin, onlar da öyle davransınlar. Sen bunu tut, sen şunu yap, şuraya kadar gel falan diyelim. Çünkü yetiştiremiyorsun, duymuyor kimse. Çağırıyorsun, konuşuyorsun şuradan, adam onu duymuyor yani. Öyle bir gürültü var ki. Bizim Sinan'ı oyuna sokacağız. Halbuki değiştirmesem de olur. Ama sokayım da bunu en azından içeride söylesin. Genç dinamik bir çocuk verdi, bir görevi yapsın. Aa, Sinan oyuna girdi. Sinan hiçbir şey söylemedi, kendi oyununu oynuyor. Son 10 dakika. Düşünsene. Adamlar bir tane 2, bir tane 2, 2. Az daha 3-2 bitti, Dallat'tan maç bitti. Yensek yine malum takım küme düşmeye oynuyor. Dolayısıyla ligde... Tanıyorum senin bu lafına ya, yemin ediyorum bu da keksik. Barış'ın sporda küme düşmeye oynuyor. Ligde kalmasını sağlayacak o puanla belki. Ve tabii ben o kızgınlıkta soyunma odasına gittim. Nerede lan onu bana gösterin? Nerede Sinan? Yok, Sinan kaybolmuş. Baktım arkaya saklanmış bir yere. Ya. Gittim yerine, dedim ki Sinan, oğlum şu ağzını bir açsana. Açtı. Bir şu dilin var mı onu göster. Gösterdi. Oğlum bak dilin de varmış, niye konuşmadın dedi. Yani, taktik verdi. Niye anlattığımız ifade etmedin? Seni geberdim. Bak tekrardan yaşıyor gözlerinin takım içinde. Orada sessizlikle beni dinliyor. Kimisi gülüyor, kimisi bilmem ne. Sinan böyle işte, o dilini de yuttu orada. Aynen, Burak da çok konuşan bir oyuncu olmadı hiçbir zaman. Sonra tabii Göztepe'den sonra biz Sinan'la beraber çalıştık. Yine öyle bir küçük aile ki bu. 5 sene sonra yine bir oyuncunla bir yerde bir karşılaşıyorsun. O da çok güzel. Bir avantaj oluyor yani en azından. Senin huyunu suyunu yaptırmanı o bilen birileri var orada. Onlar onları anlatıyorlar onlara. Sinan da artık penaltıcıları tespit ediyoruz. Hocam beni en sona koy dedi. Tamam. Sonra bir oyuncu değişikliği yaptık. Biz Sinan da sanırım sonradan girdi galiba oyuna. Ve penaltıya kaldı olay. İşte sıralama yapacağız penaltı atışlarında. Sinan dedi ki baba beni en sona koy. Ulan oğlum koy dedi. Tamam. Neyse attık, kaçırdılar. Biz kaçırdık, onlar kaçırdı derken son penaltıya kaldı olay. Evet. Kaçırdılar, biz atarsak şampiyon Göztepe. Aa bu şey. Ve penaltıyı Mükemmel. Atan Sinan. Sinan oldu ya. Sinan Özkan abi. İşaret geldi. Göztepe Süper Lig'de. Göztepe Süper Lig'de. Penaltı buluşları sonrasında. Sinan. Demek ki Sinan'ın böyle gidip azarlayıp. Abi Bofin kalede öyle bir duruyor ki. Öyle bir duruyor ki. Sanki kalede delik yok, yer yok yani. Oyunculara soruyorum sonra. Mesela bizim Murat Akın penaltıyı atıyor, bir tanesini kaçırdı. Hoca Kur'an, hocam Kur'an çarptım, topa vurdum. Kaleyi göremedim dedi. Hadi ya. Yani vurdu, nereye gitti belli değil topu. Dışarı attı galiba topu. Ve Sinan da tabii gerildi abi kalenin. Bu tarafı oluyor. Solunda böyle yerden top gitti. Gol gitti. Şampiyon Sinan bana sen koşuyor. Geldin. Ben Sinan'a. Ya. Ve ödeştik orada Sinan'la. Ah, yani, affetmiş seni Sinan. Sinan'ın benim aslan kardeşim. Böyle Sinan'la. Sonra bizim tabii yine Burak'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynuyoruz. Şampiyonluğu oynayacak. Şimdiki Başakşehir takım. Değil mi? Şimdiki Başakşehir. Sonlara geldik. Altay'la çekişiyoruz. İşte biz yenersek çıkmış olacağız. İşte gol attık falan derken penaltı bizi attılar birbirler. Ne yaptıysa Burak beni çıldırttı yine. Elime aldım, ne kadar kramponlu ayakkabı varsa bunun kafasına nasıl soyunma odasına da park açıyor. Ya evlat ya, 18 yaşlarında o zaman tabii. Ama iyi ki yapmışım bak, onun da ağzını vesairesine şimdi çok Burak kaçıyor, hocam ben ne yaptım, ne yaptın anamıza yaptın falan. Yine Burak'la evimizde oynuyoruz bir Mardin maçı. Mardin maçıydı galiba. Burak sonradan mı soktu böyle ne olduysa. Burak yine gol attı. Daha maçın başları. Sen çıkar formayı. Hakem göster kırmızıyı buna. Oğlum tutun bunu bana. Ulan al bunu geriye, niye yapıyorsun? Sağdan çıktım falan. Düşünsene bir sürü zaman kalmış geliyor. 10 kişi oynayacağız. Final maçı oynuyorsun. Ah seni adi herif, seni de forma çıkarınca kırmızı kart cezası. Yani işte gene bir şey varsa daha önceden bir de bir sarı kart. Zaten daha. Değişiyor yani her yıl kurallar. İkinci sarı karttan atıldı tabii. Sonra, oğlum niye yaptın hocam, dayanamadım diyor ya. Çünkü o golü atınca o hırsıyla. O adrenalin yani, salgılanması. Futbolcu psikolojisi çok farklı ya.
Yani normal bir insanın vereceği tepkileri vermiyorlar. Hep olduktan sonra değerlendirme oluyor. Olmadan ben bunu yaparsam bu olur'u pek düşünemiyorlar. Dolayısıyla tabii böyle bizim Burakçık'la çok güzel anlarımız oldu ya. Şimdi ben tabii vurguyu veremiyorum yani. Hayır vurgu değil Yılmaz abi. Şimdi ben burada tekrardan dinlerken çok güzel oldu Yılmaz abi. Böyle hani sen diyorsun anlatamıyorum falan filan ama anlatırken böyle gözlerinin içinde ya, yaşıyorsun, yaşatıyorsun. Benim güzel kardeşim tabii ki o artık böyle palazlandı, goller atıyor derken izleniyor tabii. Ersun Yanal Manisa Spor'da böyle önemli bütçelerle işte Vestel gelmiş. Zorlu, parayı vermiş derken iyi takım Ersun gibi bir hoca, o da iyi bir kadro yapmak istiyor. Dolayısıyla Burak'ı da istedi bizden. Dedim Ersun nasıl vereyim ben, veremem evladımı sana. Hani şunu düşündüm aslında yani Manisa Spor tabii ki çok çok o günkü güncelliğiyle gidilecek bir takımdı ama sanki Türkiye'de işte bütün oyuncular o üç büyük takımdan birinde olmak isterler ve sonra Beşiktaş'ı orayı gündeme getirdik. Ve dolayısıyla da onun Beşiktaş'a gitmesi mümkün oldu. O bana çok kızan, küsen. Burak sonra Beşiktaş'a gelince tabii ki mutlu hocam, oldu. Hocam yani Yılmaz abi yani bir şey yapıyorsa. Yani ondan sonra bir çıkış. Beşiktaş, Fener, Trabzon, işte tekrar Galatasaray falan. Dört büyüklere. Yani oynamadı takım kalmadı ya. Türkiye Ligi'nde dört büyük takımda oynamış sanırım Sergen oldu mu? Fener, Galatasaray. Trabzon'da oynamadı Beşiktaş. Değil mi sen? Trabzon'da da oynadı galiba. Oynadı mı? Sergen oynadı mı Trabzon'da? Oynadı. Tabii. O da oynadı. Tabii. Öyle birkaç tane arkadaşımız var ya, dört büyük takımda oynamış. O da bunlardan bir tanesi. Ve şu anda çok mutluyum ben. Neden? O canım kızları, bizim torunlarımız diyeyim. Kocaman evet, kız olmaya başladılar. Maşallah çok güzel evlatları. Tekrar eşiyle bir araya geldiler. Hatta buna espri yaptım. Antalya'da evleniyor, ben de takımda hocayım. Düğüne çağırdı. Lan oğlum gelemem. Bak şimdi sana dedim altın maltın alacağız. Sen bırakırsın bu kızı. Aldın da boşa gider. Eyvah. Sonra bir daha evlenirsin. İkinci daha altın alırsan terbiyesizim dedim sana. Sakın dedim. Abi baktım bu ayrılma falan durumu oldu. Dedim oğlum bizim altın. Altın mı oldu lan? Bizim altın ne olacak? Çok şükür altın başa gitmedi. Geri de birleşince rahatladı Yılmaz abi. Benim de bir daha altın alma durumum ortadan kalktı ya, yani. Ya Yılmaz abi çok tatlısın ya. Güzel oldu bu. Bu konsepte oldu devam. Mu? Burak'cığım seni andık burada. Evet ona Allah da sevgiler, başarılar. Allah yolunu açık etsin. Ailenle huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum sana. Türkiye'ye gelince hocanı ara, unutma. Ona göre.